Mehtap ve Melis merhaba. Merhaba canım. Merhaba, hoş geldin. Benim söylemek istediğim şu, acaba Melis ve Mehtap ikisine sorayım. İkisi ayrı ayrı cevaplarlarsa tabii sevinirim. Gözyaşı akıtmadan nasıl ağlanıyor çok merak ediyoruz. Göstereyim mi? Göstermemi ister misin? Yok canım, çok samimiyetsiz geliyor. Hayır, göstermemi istersen gösterebilirim. Çok sahte geliyor, ağlama. Böyle ağlamıyor. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Biz Adçey ailesi olarak geldik. Adçey ailesi. Adçey ailesi kendini gösterdi. Biz Adnan'ı Ceyda'sız, Ceyda'yı Adnansız düşünemiyoruz. Ayrıca Ceynur olarak da geldi. Ceynurcular. Ceyda ve Nur'un dostluğunu onaylıyoruz. Geri kalanına konuşmasan diye bir şey. O zaman şöyle yapalım. Ceyda ve Adnan'ın ilişkisini şöyle bir hatırlayın bakalım hangi noktadalar, olur mu? İzleyelim hadi. Finalden geldikten sonra. Nereye kaldırdın? Dolaptan. Niye dolaba koyuyorsun? Kaldırdım öyle. Neden dolaba koydun? Çünkü seninle tamamen bitmemişti. Yüzüğün de yarısını çıkarmışsın zaten, tamamen çıkar. Her şeyi kaldırmışsın, onu da kaldır. Doğru söylüyorsun. Bir de var burada. Ayçe artık bitti. Ayçe bir daha geri dönemez diye bağır bir de. Ceyda'yı sevmiyorum diye bir de bağır. Bağır hadi. Eski kız arkadaşın yok senin karşında. Benim ileride çocuğum çıkmayacak karşına, anladın mı? Onun hırsını benden çıkartma sakın. Sakın onun hırsını benden çıkartma. Evet, bunun üzerine Adnan niye kızdı sizce? Bir tek Ceyda ile paylaştığı sırrın, barışmak ve tekrar güvenmek istenken Ceyda'ya herkesin içinde böyle zikredilmesine. Evet, soru kimden gelecek bir bakayım, isim göremiyorum. Şuleciğim. Benim gördüğüm şey şu, bir olay yaşanıyor, seninle ilgili bir olay yaşanıyor. Sen onu, evet ben bunu yaptım, hatalıydım demek yerine onun yanına şunu da katıyorsun. Ama onlar da böyle yapmıştı Adnan. Ben kendi hatamı zaten kabul ediyorum. Peki, söyledim, hatalarımı söyledim, kabul ettim. Onu hani geri kazanmak için elimden geleni de yapıyorum zaten. O anlık sinirde ağzımdan çıktı. Ama şöyle Söylemek istemezdim, bunların olmasını hiç istemezdim. İşte bazen ağzımızdan çıkan şeylerin geri dönüşü olmuyor, farkında mısın? Farkındayım. Heh, iyi. Sakin olmanı, karşındaki insanları anlamanı ve ondan sonra yorum yapmanı istiyorum. Çünkü bu sana sırf Adnan için değil, gelecekteki hayatına da büyük bir zarar olarak dönecek. Evet, biz sizin gibi yorumlar yaptığımız zaman taraflı oluyoruz ama. İşte onların iyiliği için onlara tavsiye vermek bile fanatik gruplar tarafından artık cephe alınarak karşılanıyor. Halbuki hepimizin istediği onların iyiliği, abla olarak, büyük olarak, tecrübesi daha fazla. Bunu yazmış, çizmiş, okumuş insanlar olarak biraz tecrübe. Önce ben bir jüriye dönmek istiyorum. Şimdi sürpriz kategorilerimiz var. Sevgili jürimiz, buraya kadar olan kısımda bir kategorideki oyunuzu rica ediyorum. Haftanın en aşığı kim efendim? Batuhan. Batuhan. Neden? Çünkü Ayçe'yle gelen yeni adayı daha geldi halde ben beklemeye hazırım dedi. Çok güzel konuştu. O yüzden Batuhan. Peki Güler Hanımcığım, Güler Hanım'ın oyu Batuhan yönünde, devam edelim. Net tavrından dolayı ve gerekirse bağrıma taş basarım tavrından ötürü ben Batuhan diyorum. Peki Begüm Hanım, sizinle birlikte 2 oy Batuhan'a gitti. 3. jüri oy kime acaba? Bence Nur. Çünkü ayrıldıktan sonraki hafta evet bayağı bir sürüncemede kaldı açıkçası. Tavırları yani içine kapandı, öyle söyleyeyim. Ama daha sonraki hafta ki düşüncesi ve samimiyetinden dolayı Nur olduğunu düşünüyorum. Peki bir bayana gitti, Nur'a gitti, bir gelin adayına gitti 3. oy. Ayşe Hanım, sizin oyunuz kime gider? 2 Batuhan, 1 Nur var. Evet, ben de Nur diyeceğim. Gerçi elindekinin kıymetini bilmeyene aşık demek ne kadar doğru olur ama yine de Nur diyorum. Semih'in kıymetini bilmediğini mi düşünüyorsunuz zamanında? Evet, biraz mücadelesi zayıftı. Ayrılık da bir sınavdır diyelim. 2 Nur, 2 Batuhan'la belirleyici oya bakalım. Ben de Nur diyorum aynı şekilde. Çok gerçekten güzel. Duygularını samimi olarak buluyorum. Ve ayrılmasına rağmen hala Semih'e sadık olduğunu düşünüyorum. O yüzden Nur diyorum. Peki o zaman haftanın en aşığı Nur oluyor efendim. Evet sevgili Nur. Bu haftanın en aşığı sen seçildin. Lütfen jüriye gidip ödülünü alır mısın? Çok teşekkür ederim. Peki efendim, peki. Tebrik ediyoruz. 2 hafta üst üste eser almıştı haftanın en aşığını. Şimdi ilk defa bir gelin adayı aldı, o da Nur oldu. Devam edelim, farklı adaylarla gidelim. Gamze, Gamze'ye verelim. Sen olur, sen yeter ki sen kısmetse olur.